Japon Hiroşima Üniversitesi'ndeki psikoloji bölümü bilim adamları, köpek ve kedi yavruları da dahil olmak üzere, sevimli hayvan resimlerinin dikkat ve konsantrasyon üzerinde güçlü etkileri olabileceğini buldu. Hiroshi Nitono liderliğindeki ekip, 132 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirdiği 3 deneyde, sevimli görüntülerin konsantrasyon gerektiren ayrıntı odaklı görevlerde, dikkati arttırdığı sonucuna vardı. Nitono ve meslektaşlarının yorumuyla, bu çalışma, sevimli şeyleri görmenin, davranışsal dikkat gerektiren görevlerde, muhtemelen dikkat kesilme aralığını daraltarak performansı artırdığını gösteriyor. Araştırmalar, uzun zamandır insanların, bebek şeması olarak bilinen sevimli bebek benzeri özelliklere, yani büyük bir kafa, yüksek çıkıntılı bir alın ve büyük gözlere yanıt vermeye yatkın olduğunu göstermiştir. Bu bebek şema özelliklerine yavru hayvanlarda da rastlayabiliriz. Bu da, eniklerin, köpek ve kedilerden daha sevimli olma nedenini açıklamaya yardımcı olur. Bebek şeması insanlarda, gülümseme, olumlu etkiler ve diğer besleyici davranışlar da dahil olmak üzere bir dizi doğal süreci harekete geçirebilir. Bir takım çalışmalarla birlikte, sevimli görüntülerin de dikkat ve algı üzerinde aynı etkiyi sağlayabileceğini görüyoruz. Gerçekleştirilen ilk deneyde, 48 öğrenciden oluşan gruptan, Süper Doktor'a benzer bir oyun oynamaları istendi. Öğrenciler, hastanın vücudundaki deliklerden, küçük plastik parçalarını deliklerin kenarlarına dokunmadan çıkarmak için cımbız kullandılar. Oyunun bir turunu oynadıktan sonra, öğrencilerin yarısı sevimli yavruların olduğu 7 resme baktılar, diğerleri ise yetişkin köpek ve kedilerin resimlerine baktı. Sevimli yavruların resimlerine bakan öğrenciler, ikinci turdaki performanslarını önemli ölçüde artırdı. İlginç bir şekilde, resimlerden sonra görevi daha yavaş, daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiler. Yetişkin kedi ve köpek resimlerine bakan öğrencilerin, performansında hiçbir değişiklik görülmedi. Ve her iki denemede de görevi aynı sürede tamamladılar. Bu bulgu, sevimli görüntüleri izleyen katılımcıların, daha bilinçli davranmasını, görevleri daha fazla zaman ve özenle yerine getirmesini sağladığını gösteriyor. Ek bulgular, bu görüntülerin özellikle ayrıntılara odaklanma yeteneğini geliştirdiğini gösteriyor. Harfler ve resimlerle gerçekleştirilen çalışmada ise, öğrencilerden, ekranda görüntülenen bir dizi uyarıcıyı tanımlamaları istendi. Her uyarıcı, farklı, küçük harflerden oluşan daha büyük harflerdi. Örneğin, büyük H harfinin şekliyle oluşturulmuş bir dizi küçük F'ye baktılar. Her görev arasında öğrencilere rastgele olarak, yavru ve yetişkin hayvanların, veya nötr nesnelerin resimleri gösterildi. Sevimli görüntüleri gördükten sonra öğrenciler, harfler arasındaki bağıntıyı görmede daha hızlıydılar. Bu sonuç, sevimli görüntülerin dikkati ayrıntılara vermede yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu durumun olası bir açıklaması, bakıcıların olası potansiyel bir tehdide karşı olduğu gibi, bebeklerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarına dikkat etmelerini gerektirmesi olabilir. Bu çalışmayla varılan sonuç, sevimliliği algılamanın biliş ve davranış, daha geniş bağlamda bakım veya sosyal etkileşim üzerinde ani etkiler yarattığına dair daha fazla kanıt sağladığıdır. Bu tarz görüntülerin, hava trafik kontrolü veya yazılım gibi ayrıntılara büyük önem verilmesi gereken işlerde, performans artırıcı olabileceği öne sürülüyor. Reklam verenler için de bir kazanım olabileceği. Bilim insanı Kit Yarrow bir röportajında, yavru köpekler, bilinçli zihinlerimizi kolayca atlatabilen güçlü görüntülerdir. Ve kalbimizi devreye soktuklarını söylüyor. Amerikan futbolu tanıtımlarında, kadın figüründen daha etkili olabilecek tek şeyin, yavru bir köpek olacağını ekliyor. Ki, geçtiğimiz yıllarda bu çalışmalar gözetilerek, enikler üzerinden tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. İnsanların yavru köpekler hakkındaki hisleri, herhangi bir marka konusunda satın alma kararlarını etkileyen algılarına tesir edebilir.